kamu karşısındaki tezikliğini gösteren bir noktadır diye düşünüyorum işin açıkçası. Risk değerlendirmesiyle alakalı son bir şey, en az bir tane çalışanımız bile olsa tüm iş yerleri için bunu yapmak zorundasınız. En azından bizler muhasebeciyiz, mali müşaviriz, kendi büromuzda bunu yapmamız lazım. Ya ben bilmiyorum, burada aramızda kaç kişi dosya dolaplarını duvara en azından çiviledi ya da bir şekilde tutturdu. Bir deprem anında kafasına o dosyaların düşüp düşmeyeceğinden eminim. Muhtemelen aramızda 3-5 kişiye var bile yok. Biz bunu kendi durumumuzda bile yapmamızsak zaten önemli sıkıntı var demektir. Demek ki yeterince bunu meslektaşa anlatamıyoruz. Meslektaşa anlatamıyorsak zaten dışarıda bunu ülkede anlatmamız ciddi bir şekilde sıkıntı oluyor. Bir kez daha söyleyelim. Hani başkasını eleştirmek değil, ben kendimi de sizlerle birlikte malum çağrı olduğum için bu sınıfa koyarak bunları söylüyorum. Yoksa sizlere eleştirmek gibi bir derdim yok. Risk analizi konusu yine aynı şekilde bütün iş yerleri için geçerli. Kişi sayısına bakmayacağız. Tehlike sınıfı ne olursa olsun risk analizinin yapılması lazım. Çok zor bir şey de değil. Ama bir an önce yapmamış olan arkadaşlar mutlaka bu sorunu çözsünler. Bununla alakalı cezalar yine dediğim gibi oldukça yüksek. Konuşmamın en sonunda listeden yine okuyacağım size. Ha bu arada adliyeler planında da her ay için ayrılığın sürdüğü dönem boyunca aynı ceza tekrar tekrar kesiliyor. Yani bir kereye mahsus kesilen bir tespitte bir tane ceza söz konusu değil. Dolayısıyla bir sene geriye doğru gitseler aynı cezanın 12 katını ödemek gibi bir riskle karşı karşıya. Bunu da söyleyelim. Ve 6552, burada tabii biliyorsunuz Türkiye'de bir iki tane çok önemli iş kazası oldu. Bir tanesi de maden kazasıydı. Bundan hemen sonra özellikle hızlı bir şekilde meclisten geçti. Daha çok alt işlerin uygulamalarını ve taşeron madenlerde çalışanları ilgilendiren bir yasa gibi gözüküyor. Orada bir ağırlık vardı. Bu konuda düzenlemelere baktığım zaman yargıtay kararlarının paralel bir şekilde aslında hareket edildiğini görüyoruz. Özellikle bu alt işveren konusunda belediyelerin biliyorsunuz önemli sıkıntıları vardı. Taşeron sürekli değişiyor. Ama çalışan işçiler aynı. Üstelik de taşeronun işçisi. Yani bu sene A firması aynı belediyenin temizlik işini yapıyor. Sonraki sene B firması yapıyor. Sonraki sene C firması yapıyor. Bakıyorsunuz belediye diyor ki ben bu yerde sana veriyorum ama aynı işlerle devam etmek zorundasın. Patronu değişen ama işçisi aynı kalan bir yapı. Dolayısıyla da yarın gün gıda tazminatı yıllık size söz konusu olduğu zaman işverenin bakış açısı alt taşeronun bakış açısı farklı oluyor, işçinin farklı oluyor. Alt İşçi diyor ki kardeşim ben 10 senedir burada çalışıyorum, 10 senedir ben hesap yapılacak. Alt taşeron diyor ki kardeşim ben seninle daha 6 aydır tanışıyorum ya da 2 senedir tanışıyorum. Ben 2 senedir gerisine karışmam. Yargıtay kararında bakıldığı zaman genellikle zaten oradaki en üstü bir tanesi, bir iş veren kimse ona bu işi yıkıyordu. Ama bu tabii davalı bir şekilde mahkeme kararını yanında getiriyordu. Bunlar kurtardı bizi. Artık bu konuda netlik var. Alt taşeronlar daha doğrusu işi verenler, örneğin buradaki bir belediye örneği vardı. Aşağıdaki her şeyi denetlemek zorundaydı eskiden. Mütesel sorumluluk vardı ama şimdi maaşa kadar, yıllık izne kadar bu işimi herhangi bir şikayet olmasa bile reisten yapmak zorunda. Burada slaytlarda yine biraz sonra göreceksiniz. Altını özellikle çizgiyle söyleyeceğim. Alt taşeronları olan varsa arkadaşlar buna dikkat etmelerinde fayda var. 6552 sayılı yasada 10 kişiden az ve az tehlikeli işlerde iş güvenliği uzmanının da birazcık herhalde yokluktan dolayı, bir mali oluşturmasından dolayı birazcık daha rahatladılar. Dediler ki bu görevi eğer eğitim alırsanız Çalışma Bakanlığı'na işler olarak siz de verebilirsiniz dediler. Yani sen bir eğitimini al, eğer dışarıya para vermek istemiyorsan bu işi sen yap. Ya ben çok da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Gidip alacağınız 2 günlük bir eğitimle iş güvenliği uzmanı olarak bir iş yerinde yapılması gereken her şeyi tespit edip bunu yapacak bir patronu bugüne kadar pek görmedim. 10 yıllık mesele hakkında. Ama böyle bir yumuşama da var. Bunu da söylemiş olalım. Yasayla geldiğinde söyleyelim. Tabii burada bir tek işe giriş muayene tepkiler hariç. Hani 2 günde belki iş güvenliğiyle alakalı belli bir eğitim verip o konuyu çözmeye çalışacağım ama doktor yapamayacağım da farkındaymış yazan kişi. Dolayısıyla oraya biraz daha iş sağlığı kısmını parantez içinde ayırmış. Sağlık raporlarıyla alakalı biliyorsunuz belli bir dönem sıkıntı yaşamıştık. Bu konuda da o sıkıntı aşıldı. Kamu hizmet sunucularından veya aile hekimlerinden de bu alınabilecek. Eğer sizin OSGB ile bir anlaşmanız yok ise buralardan da işçinin işe girişi döneminde hizmet alma şansınız olacak. Muazzamlı alt işlerinin tespitine ilişkin müfettişlerce yazılan raporlarda
6 gün içerisinde işverenin itiraz etmesi gerekiyordu. 6 gün oldukça kısa süre, çoğu zaman bu süre taşınıldığı için oradaki alt taşeron, alt işveren haklı bile olsa kendine savunma imkanını kaybetmiş oluyordu. Burada da bu 6 iş günü 30 iş gününe çıkarıldı. Dolayısıyla birazcık daha rahat hazırlığını yapıp eğer muazzam olmadığını iddia edecekse durumda gidip dava açma hakkına sahip olacak. Yine madenlerle alakalı önemli bir durum, kıdem süresi 6 aydan az olsa dahi yeraltı işlerinde çalışanlar için işe iade davası açma hakkı verildi. Şimdi işe iade davasını çok fazla derine girmeden çok kısaca söyleyeyim. 3 tane kural var işe iade davasında. Bunlardan bir tanesi işçi belirsiz süreli hizmet aktifle çalışıyor olacak. İkincisi bu iş yerinde en az 30 kişi çalışıyor olacak. Üçüncüsü de son 6 aydan beri aynı iş yerinde çalışmış olacak. Normal yer altında çalışanlar için aynı kural geçerli. Yani sizin 50 kişinin çalıştığınız bir atölyeniz varsa burada iş iadesi için bu tür şartlı olup olmadığını yapacağız. Ama madenlerle alakalı yer altı işleriyle alakalı burada yer altında çalışan işçilere birazcık daha toleranslı, pozitif ayrımcılık yapıldı ve dedi ki sizde 6 ay şartı aranmayacak. Dava açık işe iade davası hakkını savunabilirsin şeklinde yine ekstra bir gelir geldi. Az önce bahsetmiş olduğum olay zaten alt taşeron konusu biraz uzun olduğu için çok fazla neleri biz alt taşeronuna verebiliriz, neleri veremeyiz de girmiyorum. O birazcık daha farklı bir konu olduğu için ama sadece değişiklikler arasında kısa kısa bilgi vererek geçmek istiyorum. Burada örneğin az önce size söylemiş olduğum olay alt işverene, işveren, asıl işveren alt işverenin işçilerinin ücretini ödenip ödenmediğini kontrol etmekle yükümlü. Yani diyor ki, adamın borcusuna bakacaksın diyor, ücreti ödedim ödemedim ya da bankadan ödüyorsa bankayı kontrol edeceksin diyor. Üstelik de bunu diyor, işçinin başvurusu olmaksızın yapmak zorundasın. Yani bize ciddi bir iş çıktı. Eğer ana firmanın muhasebecisiyseniz, mali müşaviyseniz, insan kaynaklarının görevli bir personeliyseniz, sadece kendi firmanızı kontrol edeceksiniz. Alt taşeronların hepsinin inip altta neler yaptığını çok ciddi bir şekilde tetkik etmeniz lazım. Bu çok ciddi bir emek demek. Ve profesyonel bir anlayış demek. Yani ben geçen bir ana firmaya gittiğimde kaç taşeron vardı? Adamın 250 tane taşeron var. Alt paylaştığımız için. Şimdi kendi işçinin dışında 250 tane daha farklı firmanın işçileriyle alakalı bütün işlemleri yapmak ciddi bir yük demek. Ama bu gerekliydi. Bence gayet de iyi olmuş. İzin süreliğine alakalı da yine alt işverenlerle alakalı yenilik geldiğini söylemiştik az önce. Toplam olarak olaya basılacak. Kıdem tazminatı ve yıllık izinlerde alt taşeronda geçirilen süre değil, o firmada, örneğin belediye örneği vermiştim ya, belediyede geçen toplam süreye bakarak yorumlama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yasa artık bu konuda ne? Adli ücretler konusunda çok dikkatli olalım demiyor. Onun dışında bir de işçilerin izinlerinin kullandırılmadığını alt taşeronda yine takip edeceğiz. Yani bugüne kadar biz daha kendi mükelleflerimizin maalesef izin defterlerini çok fazla kontrol edemezken şimdi alt taşeronlar da geldi, bilgilerinize sunarım. Demin öğreneceğiz. Bir sorun konuştuğum için üstadlar söylemişti 36 saate indirildi, daha sonra 37,5 saate bir daha madenlerde yer altında çalışanların çalışma süresi değiştirildi söylemiştik. Bir de fazla çalışma hakkında yorum üstad söyledim ama gece çalışmaları olmazdı. Burada yine belli istisnai durumlar örneğin turizmde getirildi. Bir kez daha uyarmış olalım. Kıdem tazminatıyla alakalı yine yer altında çalışan personel için artı 4'er gün bir hak verildi. Biliyorsunuz burada zaten kademeli bir geçiş var. İşte 14 iş günü, 20 iş günü, 26 iş günü şeklinde. Burada hangi gruba girerse girsin artı 4 gün daha vereceğiz. Yani kişi daha 1. senesini doldurdu, 2. senesini doldurdu. Normalde başka bir işçi çalışıyorsa 14 iş günüyken burada 18 gün izin hakkına sahip olacak madenlerde çalışan insanlarımız. Yer altında madenlerde çalışan işçilerle alakalı asgari ücrette de bir değişiklik var. Asgari ücrette yok aslında. Asgari ücretten altında olamaz şekilde bir düzenleme var. Yalnız burada kanun maddesi ben birebir aldım. Yer altında maden işlerinden lignit ve taş gömürü diye özellikle belirtmiş.
Yani demek ki diğer mahallelerle alakalı herhangi bir düzenleme yapılmamış. Özellikle bu konuda asgari ücretin iki katına vurgu yapılmış. Madenlerde çalışanlara yıpranma desteği biliyorsunuz. Onlar için onların çalıştığı günler diğer emsallerine göre daha fazla kabul edilir. Onlar yaşlandırmıştır. Dolayısıyla maden çalışanları daha erken emekli olabilir ama buradaki o yıpranma fiilen çalışma süreyle kısıtlıydı eskiden. Şimdi o fiilen çalışma süresi dışındaki yıllık izinde geçen, sıvı izinde geçen, hafta tatili, ulusal tatil, bayram tatili gibi çalışılmayan günlerle alakalı da ek gün kazanımı söz konusu. Yani pozitif ayrımcılığın bir pozitif yanı daha ortaya çıktı yine madenlerde yer altında çalışanlara verilen. Ve son olarak da yine birkaç önemli nokta. Son çıkan torba yasada diyor ki eğer çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işte hayati tehlike oluşturacak bir durum ortaya çıkarsa bu işin durdurulması sebebidir diyor. Yani işin hayati riski giriyorsa iş durdurulur kardeşim diyor. Ve bunu kolluk kuvvetlerin maliyetleriyle gelip güçlendirmiş. Hani ben bu durdurulması nasıl olacak merak ediyorum. Hani iş güvenliği uzmanı burada bir rapor verdiği zaman ya da Çalışma Bakanlığı'na gelen müfettiş bir rapor verdiği zaman polisi ya da askeri devreye sokacağız. Bu nasıl ilerleyecek çok emin değilim ama kanunda böyle bir ibare var. Hani bundan sonra tehlikeli işlerde kolay kolay personel riske edemeyecek işverenler. Akıllıca bir tutum ama uygulaması birazcık bence sıkıntılı olacak. Adamın iş yerine ne yapacaksın? Polisi sokup kapatacak mısın? Mahkeme kararı olmazsın. Biraz tartışılır tek bir nokta. İş yerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptırılanlara ve işveren vekillerinin arkadaşlar hapis cezası var. Şimdi köprü olacağını düşünün. Devlet mühürlüyor, adam gidiyor, açıyor, çalışmaya devam ediyor. Para cezası olması durumunda da çok fazla da çekindiği yok. Neyse bu bir cezası özelim diyor. Ama burada 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasının verilmesi bence bir caydırıcılık olacak. Son derece bence olumlu bir yaklaşım olmuş. Ağır ama bu tür durumlar için zaten ağır olması lazım. Yoksa bizim insanımız çok fazla itibar etmiyor çıkan değişikliklere. İş güvenliği uzmanlarının görevlerini layıkıyla yerine getirebilmelerini sağlayacak bir madde daha var arkadaşlar yenilik olarak. O da şu diyor ki eğer bir aksaklık görürsen ey iş güvenliği uzmanı bunu yazılı olarak işverene bildirir. İşveren bunu mutlaka önlemini almak zorunda. Eğer almıyorsa Çalışma Bakanlığı'na durumu bildiriyor. Sen bunları yapmazsan ve burada bir iş kazası olursa, bir sıkıntı olursa bundan dolayı birinci seferde 3 ay, ikinci seferde 6 ay belge dondurma cezası geliyor. Dolayısıyla sorumluluğunu yerine getirir yoksa belge lise girer diyor. Burada bir ciddi bir tehdit var. Güzel bir uygulama. Hatta şunu da demiş hemen bir arkasındaki altında. Diyor ki işveren seni bu sebeple de işten atamaz diyor. Eğer atarsa bir senelik bir ücret ödemek zorunda kalır diyor. Bu konuda desteklemiş ama ben 6.331'le alakalı en başa dönerek şunu da söylemek istiyorum. Burada temelde iyi yanı profesyonelleri devreye sokmak dedik ya, eksik yanı da şuydu arkadaşlar. Burada yapılması gereken aslında işverenle iş güvenliği uzmanı arasındaki parasal ilişkiyi bitirmek. Bu bitmediği müddetçe sıkıntı devam edecek. Ne demek istiyorum? İş güvenliği uzmanı patronuna para aldığı müddetçe, faturası kesip ben para aldığı müddetçe ya da yanına maaşı çalıştığı müddetçe parayı aldığı kişiden emir ve üstü kapalı olarak almaya devam edecek demek. Aslında bu uygulamasını devlet başka bir yerde çok güzel bir şekilde yaptı. O da ne? İnşaat firmalarıyla alakalı yapı denetim firmalarıyla yaptı. Eğer inşaat yapacaksanız ruhsatı alma döneminde biliyorsunuz belediye yapı firmasıyla alakalı, denetim firmasıyla alakalı parayı yatırıyorsunuz. Hak ediş oldukça da yapı denetim firması müteahhitle muhatap olmuyor. Gidiyor belediye hak edişini çekiyor, parasını alıyor. Yani belediye parayı toptan bir kere aldı, işi yaptıkça siz belediyeden parasını alıyorsunuz. Ne kadar güzel bir sistem değil mi? Dolayısıyla patronla parasal ilişkiniz yok. Onun için daha bağımsızsınız. Hatta bence bizim mesleğin de oraya gitmesi lazım. Yani ne kadar güzel olur değil mi? Mükelleme gittiğiniz zaman sadece belgesinde SGK'sını ilgilenin. Parayı düşünmeyin. Parayı bir şekilde bir kuruma yazarsınız siz oradan alın. Hatta ondan belgesini kesin. Ya pastel parasıyla alsın sorun değil. Yeter ki mısın bundan bizi kurtarsın. Buradaki sıkıntı da bu. İş güvenliği uzmanı tam bağımsız değil. Sen istediğin kadar ona bu maddelerle birlikte belli bir yönü güçlendirecek konular versen de bence sıkıntı burada
devam edecek. Yine Sayın Yüzyıl'ın söylediği ölümlü iş kazaları sebebiyle kamu mühendislerine yasaklanma. Burada da altın çizgi nokta yine buradan maden kelimesi geçiyor. Yani ölümlü iş kazası olursa ya da sürekli iş görmezlik gelirine sebep olursa, burada da mahkeme kararı zaten bu tespit edilirse, netleşirse, eğer madense bir iki sene yasaklama geliyor. Hani iki sene belki uzun olabilir ama ölümlü kazalar için belki madenler dışı içinde böyle bir şey düşünülebilirdi. İş kazalarının bu kadar yüksek olduğu ülkede eğer maddi cezalar caydırmıyorsa ki caydırmıyor bu kadar yüksek olmasına rağmen belki de bu şekilde hapis cezalarına doğru gitmemiz gerekecek. Şahsız kanaatim. İş kazası olmayan yerlerde %1 patrona indirim geldi biliyorsunuz. Bu da son derece güzel bir şey fakat işsizlik sigortasına gelmiş. Ben yanlış hatırlamıyorsam okuduğumda biraz şaşırmıştım. Bizim zaten kısa vadeli sigorta kolları dediğimiz o 2 puanlık ödediğimiz birim var ya, o zaten iş kazası ve meslek hastalıkları birimi. Şimdi adam kaza olmadı diye ona bir güzellik yapıyorsun ama o havuzuna yapmıyorsun. İş kazasıyla alakalı kısa vadeli sigorta kolları havuzuna yapmıyorsun. Öbür tarafta işsizlik sigortasıyla alakalı başka bir kolum var, havuz var, parayı oradan veriyorsun. Yani sanki orada gireceğim parayı o tarafa aktarıyorsunuz gibi olması gereken yerden havuzdan gelmemiş gibi geliyor. Yoksa genel olarak olumlu bir durum. Hani devlet verdikten sonra ne yapacaksın kardeşim? O kadar da nereden geldiğine bakma diyorsanız diyecek bir şey yok. Ama böyle bir durum da var. Günlerle alakalı zaten üstadlar söylediler. 5 gün çok fazla sorulan bir soruydu. Benim her yerde bu soruyla karşılaşıyordum. Eşim doğum yaptı, bana izin vardı. İşte 5 gün ya da 3 gün konusunda nihayet geldi. Artık bu konuda olumlu cevap verebileceğiz. Bir de burada tabii en az %70 oranında engelli çocuğu olan insanlar için yine 10 güne kadar ücretli izin hakkının getirilmesiyle engelli yakınlar için oldukça yerinde bir karar oldu. Yapanları tebrik ediyoruz bu açıdan. Bence çok akıllıca düşünülmüş. Koruyucu malzemeyle alakalı da CE işaretli kişisel koruyucularla alakalı eğer dağıtmazsanız kişi başına, çalışan başına 5 yıllık bir artık ceza söz konusu olacak. Yeraltı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışları gösteren takip sistemi. Zaten o hemen o büyük maden kazasından sonra konuşulmuştu, gündeme gelmişti. 500 liralık bir idari para cezası kesileceği tekrar söylenmiş. Toparlarsam şimdi zaten slaytta sizinle paylaşacağım için listeyi de göreceksiniz ama ben sadece çağrıcı olmasa açısından bir iki tane cezayı size söylüyorum. Ne kadar büyük ceza diye. Hani bunları konuşuruz ama değer mi konuşmamıza ne kadar değdiğini göreceksiniz. Örneğin risk değerlendirmesi yapmamanın veya yaptırmamanın cezası 2015 yılı rakamıdır. 5.570 lira. Her ay aydınlık devam ettiği süre boyunca geriye dönüp 3 sene bunu yaptırmadığınız ortaya çıksa 36 ay 36 çarpı 5.550 yani ülkede kemeyi kapatma demektir. Eğer genel müfettiş toleransı davranmazsa büyük ihtimalle ülkemiz batar. Sadece basit bir işlem. Başka bir şey yine cezalardan hani bizi de ilgilendirmese de mutlaka bilmemiz lazım. Yine 6331'de şunu söylüyordu. İşte güvenlik raporunu hazırlayarak bakanlığa sunmadan iş yerini faaliyete geçirenler büyük kaza önleme politikasıyla alakalı olan bir bölümdü bu. Eğer bunu yapmazsan gereken şeyleri yapmadan bakanlıktan gerekli izni almadan gidip iş yerini açarsan ya arkadan gelir biz ne böyledir ya. 98.690 lira idare para cezası söz konusu. İşletmesine bakanlıkça izin verilmeyen iş yerini faaliyete geçiren yine 98.690 lira idare para cezası. Durdurulan iş yerinde faaliyete devam eden hani az önce hapis cezası geldi dedik ama bunun dışında maddi cezada yine 98.690 lira yani 100 bin lira yuvarlayın bu rakamı. Çok ciddi rakam var. Hani bildirirken şunu tekrar söylemek istiyorum. İnsan canının herhangi bir maddi karşılığı yok. Ondan dolayı bizler uyarma görevimizi en azından yapalım ki vicdanen bir sıkıntıya karşılaşmayalım. Bu işin birinci boyu. İkincisi, bizler bu sektörde maalesef mali müşaviler ne olursa olsun en son problem önüne gelen insanlarız. Bu konuda bence ufak bir sürü şeklinde hem bizde tavsiye, ülkelerimize bir kere daha en azından vereceğimiz slaytı onlar
paylaşın. Yarın bir sıkıntıyla karşılaşırlarsa ben sizi uyardım diyebilir açısından bunu söylüyorum. Yoksa kimseyi zorlayacak bir durumunuz da yok. Ama umarım eğitimle bu sorunu çözebiliriz. İşverenleri bu konuya birazcık daha dikkat edecek pozisyona getirebiliriz. Son bir şey sadece bir dakika zaten bitireceğim. Mesleki yeterlilik kurumu, mesleki yeterlilik belgesi konusu var. Televizyonlarda birkaç gün veriyorsunuz. 25 Mayıs 2015 Pazartesi günü bir genel tebliğ yayınlandı resmi gazetede. Buna göre mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayınını sağlamak amaçlı bu tebliğde diyor ki, ikinci maddesini sanırım, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup mesleki yeterlilik kurumu tarafından standartta yayınlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde mesleki yeterlilik kurumu mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler bu tebliğin yayın tarihinden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamazlar. Yani devlet aslında 12 aylık bir süre veriyor. Belli mesleklerle alakalı mutlaka bu insanların eğitim alması, bunu belgelendirmesi şart. 12 aydan sonra bu adamların bu şekilde çalıştıramazsınız diyor. Özellikle inşaat sektörü düşünün. Oldukça da riskli bir alan. Artık hani eskisi gibi değil. Kim gelirse gel, iş almakta bitti. Genel yıllar tebliğler artar diye zaten geliyor üstümüze. Bu da çok önemli. Hani cezasına ben baktım 500 Türk Lirası idari para cezası var diyor. Yani çok çok yüksek tutulmamış ama olayın önemine binaen burada da eğitim. Bundan sonra herhalde bir senemiz bu konudaki eğitimlerde geçecek. Bir kez daha dikkatinizi sunuyorum. Çok yoruldunuz. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.